Ekonomi Dünyası olarak bu hafta programımıza İstanbul'dan start veriyoruz. İstanbul'da Küçükçekmece'de tekstil alanında faaliyet gösteren Öz Samet Tekstil'e konuk oluyoruz. Firmanın yönetim kurulu başkanlığını yapan Tamer Bulut bizlere ilk olarak kendisini ve firmasını tanıtarak başlıyor röportajımıza. Tamer Bulut 1975 yılında Iğdır'ın Tuzca köyünde dünyaya gelmiştir. 77'de İstanbul'a geldik ben çocukken. Okuduk, sonra ilkokulu bitirdik, okumadık. Ailevi şartları nedeni yüzünden, ekonomi yüzünden. Evet. Çalıştık yıllarca. 93'ten beri de kendi işimizi yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Öz Samet Tekstil 2015'ten beri devam ediyor Öz Samet Tekstil olarak. Biz fason çalışıyoruz. Almanya, İngiltere, Fransa ihracat ağırlıklı çalışıyoruz. Dikim ütü paket yapıyoruz. Bunun yanında dosya teslimi de iş yapıyoruz. Ama genelde bizim branşımız fason dikim. Kapşonlu, basic, sivit, polo gibi ürünler dikiyoruz. Örme grubu. Yetişkin, bayan erkek olmak üzere çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 1000, işte günlük 1000-1500, bu da aylık işte 25-30 bine tekabül eder. Bu modeline göre, işin akışına göre, modeline göre değişiyor. Basic gibi basit bir üründen yola çıkarsak aylık 40-45 bin parça yükleyebiliyoruz. Biz genelde butik tarzı çalışıyoruz, yani az adetli kaliteli mallar. Çalıştığımız için çok da fazla adetli mal yapmıyoruz. Tamer Bulut, geçmişle bugünü kıyaslarken kurduğu firmanın hayalleriyle başladığını anlatarak devam ediyor röportajımıza. Şimdi bir zamanlar baktığım zaman işçilik yaptığımda bana hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Hayaldi yani bizim için açıkçası. Ama yıllar geçince, çalışınca bir şeyleri riski göze alarak yapacağız dedik. Ailemle beraber çalışıyorum burada. Eşim, kızlarım, onların da desteğiyle. İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz inandık. Çok şükür de ufak ufak da gidiyoruz. Yani ilk başladığımda 12 tane makinem vardı. Şu an 55 tane makine var. İlk başladığımda sadece dikim yapıyordum. Şu an hem dikim hem paket yapıyorum gibi ilerliyoruz yani. Hani her sabah kalkarım, işime gelirim, giderim. Yani hiçbir zaman için heyecanımı kaybetmedim. Hala da devam ediyor. Hani yok yoruldum, işte şudur, budur. Ben hasta dahi olsam, hani 2015'ten beri ben bir gün hasta da oldum ama evde kalmadım. Ben hani tabiri caizse ölsem de burada öleceğim, işte ön başında. O şekilde bakıyorum işime. O hevesle, o heyecanla bakıyorum. Ben işimi çok seviyorum. Tabii ki insanları da çok seviyorum. Hani burada insanlara iyi şeylere vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Tabii ki bugün işte atıyorum 40-45 kişiye ekmek veriyoruz. Gönül ister ki bu daha da çoğalsın, daha da büyüsün. Hani bu enerji biraz da işimi sevmemle alakalı diye düşünüyorum. İnsan eğer bir işi severek yaparsa başarılı olur. Tabii ki başarının arkasında da her başarılı bir erkeğin arkasında derler ya mutlaka bir bayan vardır diye. Evet. Bu konuda eşim ve kızlarım gerçekten bana çok büyük destekçi oldular, yardımcı oldular. Yani hiç yalnız bırakmadılar. Tamer Bulut hedeflerini anlatarak gençlere de tavsiyelerini şu sözlerle anlatıyor. Benim hedefim o. Kendi markamı yapmak, yapabilmek. Gelecek nesile marka bırakabilmek. Yani kendi markamı yapıp kendi markam üzerinden ilerlemek. Gençlik olarak, yeni nesil olarak biz nedense yeni nesil hep tüketmeye hedefli. Yani bizim de çocuklarımız var. Kazanmadan harcanılan parayı çok rahat harcayabiliyorlar. Çünkü o parayı kazanmamışlar. Girsinler, çalışsınlar yaz tatillerinde. Çalışsınlar, çalışmanın ne olduğunu öğrensinler ilk önce. Evet.